Ben Erhan. Bugün sizler için pide ve lahmacun hazırlayacağız. Hi from Turkey, I'm Esra. Now we're gonna prepare you Turkish pide and lahmacun. İlk olarak pide ve lahmacunun hamurundan başlıyoruz. First of all, we're gonna start with the dough for both of them. Let's do it. Hamur için gerekli malzemeler. Un kullanacağız. Maya, tuz, şeker ve su. We're gonna use flour, salt, dry yeast, sugar and lukewarm water. Hazırladığımız hamurları bir kaba koyuyorum. Yapışmasın diye üzerini biraz unladım. Şöyle koydum. Şunu dışarıda bırakıyorum. Onu kullanmayacağım. Kabaracağı için birbirine yapışmasın. Üzerine bir bez kapattım ve kenara koydum. We are waiting for the dough to be fermented. We are going to prepare the mincemeat for our Turkish pide and lahmacun. What we need are tomatoes, green pepper, onions, garlic, mincemeat, beef is preferable, and some other garnitures, lemon, mint, etc. For both of them. And also we're going to use olive oil, sumac, hot pepper, tomato sauce, again salt of course, black pepper and some butter. Malzemelerimizi tanıttığımıza göre artık iç malzememizi hazırlamaya başlayabiliriz. Evet, şimdi hangisini ben yapayım? Şöyle yapalım. Sen pidenin içini hazırla. Ben tamam. De lahmacunun içini hazırlayayım. Tamam. Sen beni yönlendir. Tamam. Al kıymanı. Buyur bakalım. Tamam. Ben iç malzememi hazırlamak için rondoya başvuracağım. Hı-hı. Sen herhalde doğrayacaksın. Evet. Ben lahmacun için. Şimdi ben kaç domates alayım? Şu kadar kıymamız. Tamam. Şunlar yeterli olur. Tamam. 4 tane küçük Hı-hı. domates. Hı-hı. 4 little tomatoes. İstersen soğanlarını koyayım ben sana. Şu domates, soğan da pide için yeterli olur. Bir adet soğan. 1 onion.
onion for Turkish pide. Four little tomatoes, as I said before. İyice parçalıyoruz değil mi rondoda? Ya biraz diri kalması daha güzel olur. Başka ne koyalım içine? Domates ve soğanımızı koydum. Tamam. Bir karıştırıp kıvamına bakayım mı? Olur. Kaşık verir misin? Tamam. Teşekkürler. Şu biberi de senin için şöyle koydum. Tamam. Bir biber yeterli. Yeterli. One green pepper is enough. Biraz maydanoz vereceğim for sana. This. And some parsley. I missed it. Maydanozu da şöyle koydum. Çok güzel oldu. And some parsley and green pepper. We're going to process it in rondo. When you chop it, it will be easier. Now my mixture is almost ready for Turkish pide and I have a nice color. I will put some salt in it. Sadece tuzumuz eksik değil mi şu anda? Karabiber. Ha, tuz ve karabiber. And we're going to put some black pepper in it. Then it will be ready. Şimdi ben ilave olarak burada ayrışıyoruz pide ve lahmacundan. Evet. Şey pideden. Evet. Şimdi tuzumu alayım, karabiberimi alayım. As we said before,
the mincemeat is different for both of them. For Turkish pizza, we don't use tomato paste or tomato sauce, hot pepper, and some sumak. Sumak garnitür için. Sumak is for garnitür. Okay then. And I will also put some salt. Unutmayalım. Hot pepper. İki malzemeyi yan yana gösterdiğimizde sanırım daha iyi anlayacaksınız. When we put both of them next to each other, you can see the difference between them. We put some hot pepper, tomato sauce, and another item for it. Karabiber, and garlic. You're gonna. Yeah. Put. Evet. And garlic, and we didn't put tomato juice, tomato sauce, hot pepper and garlic in our Turkish pide. Fermented and our mincemeats are ready. We will put our mincemeats on our duff. Let's do it. First of all, we're going to prepare Turkish pide. Turkish pide without egg, and then with egg, and then lahmacun. We're going to prepare lahmacun. Önce alta koyuyorum. We put it below of it and then yukarı above. Kaldır, evet. Now Erhan will prepare some garnitures for our Turkish pide and lahmacun. Thank you.
And finally, it's time to eat. Yağımızı alalım. With butter, it will be more delicious. Tereyağıyla çok daha lezzetli olacak. Hem arkasını, hem üstünü. Both sides. Can you hear the voice? Sesini duyabiliyorsunuz herhalde. Now it's time to prepare our Turkish pide with egg. Where are the eggs? Burada. Bunları sonra ama. Okay. Bunları önce kıymalı gibi pişireceğiz. Bir 5-6 dakika sonra. Huh. Üzerine ekleyeceğiz fırından çıkarıp. Okay. We will put it as before in the oven and after how many minutes? 5 minutes. 5-6 dakika sonra. After 5 or 6 minutes we will put egg on it. Mm-hmm. And then it's going to be in the oven. It will be still in the oven. Huh? Kalmaya devam edecek biraz daha. Yumurtası pişene kadar sanırım. Evet. İkinci pidemizi yaptık, yumurtalı olanı. Fırına attık. Yumurtasını birazdan ekleyeceğiz. O sırada da lahmacuna başlayabiliriz. Lahmacun için. Now Erhan has just started to prepare lahmacun. Thank you.
lahmacun into the oven. You can put the onion garniture on it. Simple. Delicious food. Thank you Erhan. Ben de sana teşekkür ederim Esra. Güzeldi, iyi eğlendik, iyi vakit geçirdik. Afiyet olsun.